da uzanacağız elbette. Emre Bey selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar Can Bey. Şimdi gıda enflasyonu ölçtük, yıllık enflasyon artışı %95,7 diyor. Bu enflasyon için az önce de söyledim, hem Hazine ve Maliye Bakanımızın söyledikleri var, hem de Merkez Bankası Başkanımızın söyledikleri. Onları da aklımıza getirince hangi yorum yapmaya itiyor sizi? Şöyle, bu enflasyon ifade ettikleri gibi bizim önümüze koydukları projeksiyondaki gibi düşmeyecek maalesef. Bunun göstergesi mesela bugün Konya'da bir üretici dostumuzla görüştüm. Çiftçi kendisi. Kendisinin üretim girdileriyle alakalı fiyat artışlarından bahsederken en son ayda %20'lik fiyatlarda bir artış yaşadıklarını ifade ediyor. Yani sahada yaşanan fiyat artışlarını ekonomi yönetimi aynen olduğu gibi ortaya koymuyor ve bir düşüş patikasında olduğumuzu iddia etmeye devam ediyorlar ve bu politikanın düşüşü hızlandıracağını söylüyorlar. Fakat şu göz ardı ediliyor. Sadece bizden kaynaklanan yanlışlardan ötürü enflasyonist bir yapı içerisinde de değiliz. Bundan sonraki süreçte küresel tarafı da iyi izlemek lazım. Yani küreselde de biliyorsunuz Mart ayında açıklanan verilere göre dünyada uzun süre sonra, neredeyse 2 yıl sonra küresel gıda fiyatlarında artış trendine tekrardan başlandı, girildi. Ve orada da küreselde de artmaya devam ediyor. Aynı zamanda bizim içeride maliyetlerimizi çok yoğun etkileyecek olan petrol fiyatları, küresel jeopolitik risklerin ortaya koyduğu petrol fiyatlarında bazen dalgalanma da olsa bile yine önümüzdeki süreç burada yukarı bir trendi işaret ediyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin hata yapma gibi bir lüksü yok. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Sayın Hakan Kara hocamızın attığı tweet'i ben de bugün gördüm. Biz zaten bunu Sözcü TV'de çıktığımız yayınlarda da söylüyoruz. Tabii. Yani tek başına faiz bacağını kullanırsanız, bu enflasyon beklentileri kıramadığınız ve belirsizliği ortadan kaldıramadığınız sürece hiçbir anlam ifade etmez. Faiz artışları çöpe gider. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu kurların artık serbest bırakılması, onun üzerindeki baskının ortadan kalkması ve faizin de biraz daha artırılarak TL'ye yönelimin artırılması, buraların cazip hale getirilmesi lazım. Temel mesele güven. Güveni sağlayamıyorsunuz. Çünkü Mehmet Şimşek, Fatih Karahan her ne kadar kur üzerinde baskı yok deseler de bunu artık herkes biliyor ki, yani neredeyse ilkokuldaki çocuklar bile kur üzerinde baskı olduğunu biliyor. Dolayısıyla siz bu politikayla devam ettiğiniz sürece beklentiler kanalını düzeltemeyeceksiniz. Enflasyonist beklentiler hep tepede olacak ve burada sadece faiz artırmakla, talebi kısmakla uğraştıkça bu faiz artışları da anlamını yitirecek. Bakın, politika faizini 50'ye getirdik. Kur şu anda 32-50-32-60 arasında gidip geliyor bir baskıyla. 500 bas puan da artırmıştık biliyorsunuz. Yani tabii. Görelim güncel kur seviyesinde, değerli rejiden rica edelim. Buyurun. Bu şeffaflaşma demektir. Yani siz tüm unsurları, parametreleri bir arada artık kullanmak zorundasınız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Kamuda tasarruf yapacağız. Yani evet, pozitif bir söylem ama 22 yılın sonunda bu noktaya geldik. Yani neden o zaman şu ana kadar bu tüm saydığı kalemlerde, haberleşmeden tutun da makam araçlarına kadar tasarruf edilmedi diye sormak lazım. O bir kenara, ama onunla birlikte hem tasarrufu yapacaksınız, hem kur seviyesini dalgalı hale getireceksiniz tekrar. Yani bu sözüm ona, bir serbest kur rejimindeyiz, dalgalı kur rejimindeyiz ama öyle ilerlemiyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Kuru serbest bırakacaksınız, beraberinde faizi de vereceksiniz. Bir kafalardaki soru işaretleri kalkacak. Şimdi reel sektör maliyet belirleyemiyor, fiyat belirleyemiyor. Kur doğru belirlenemediği için, enflasyon doğru, şeffaf, ileriye dönük de değerlendirirsek açıklanmadığı için ne faizi doğru belirleyebiliyorsunuz, ne kuru doğru belirleyebiliyorsunuz, ne ücretleri doğru belirleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon artmaya devam ediyor. Şimdi Merkez Bankası da Mehmet Şimşek'te yılın ikinci yarısını işaret ediyor. Ondan sonra enflasyonun iyileşme göreceğiz. Ya bu bir baz etkisiyle olacak bir şey. İstatistiki bir şey. Rakamsal bir şey. Halkın alım gücünü değiştirmeyecek. Halkın alım gücünü artırmayacak. Yani bugün serbest bırakmadığınız, ya da atıyorum baskıyla devam ettirdiğiniz kur seviyesi, örnek veriyorum 44-45 bandına gelmediği sürece, faizi de 60-65'e getirmediğiniz zaman ne olur biliyor musunuz? Bir yıl sonra itibariyle bu kuru 70 liranın üzerinde görmeye başlarsınız. Faizi de 100 de verseniz bu sefer kurtaramayabilirsiniz. O yüzden geç kalınmış kararlar daha maliyetli oluyor. Bugüne kadar neyi gördük? Bakın, 11 yılda neredeyse Mehmet Şimşek geldiğinden beri politika faizi, Merkez Bankası yapıyor da sonuçta ekonominin başında Mehmet Şimşek var şu an itibariyle. Koordinasyon halinde ilerliyorlar. Yani 8,5 politika faizden 50'ye geldik. Bunu kademeli, sözüm ona, bırak hala baskı altında tutarak getirdik. 32 liraya getirdik.
Evet, biz bu sonuç elde ettik mi? Etmedik. Ne? Sonucumuz peki ne? Elimizdeki çıktı ne? Ona bakalım. Enflasyon daha da arttı. Merkez Bankası rezerv kaybetmeye devam etti. Yerli ikna edemedin. İhracatını istediğin ölçüde arttıramadın. Turizmi de şu anda sezon geldi. Yabancı ülkelere, bizim işte rakibimiz olan ülkelere turizm sezonunu kaptırmak üzeresin. Dolayısıyla burada aynı politikayı uygulayarak bir sonuç elde edemeyeceğiz. Ve bunun maliyeti ne olacak biliyor musunuz? Tekrar aynı sorunları yaşamaya devam ederiz ve katlanarak devam eder bu. Daha büyük vergiler, daha düşük ücret artışlarıyla daha büyük enflasyon olarak vatandaşa döner. Şöyle düşünün, bugün 45 atıyorum 40-45 bandına kur getirildiğinde maliyet bazlı bir enflasyon yaratır diyor bazı ekonomistler. Ama bunu getirmediğin zaman yıl sonuna doğru yaklaştığımızda özellikle son çeyrekten itibaren küreseldeki dinamikleri de değerlendirdiğimizde bu kuru 70 ve üzerinde gördüğünüzde olacak maliyete göre daha düşük bir maliyette katlanmak zorunda. Mutlaka katlanacağız yani bu maliyette maalesef. Öyle bir kötü ekonomi yönetimi sergilendi ki 2 sene boyunca bunu yaşadık. O yüzden bunu değerlendirmek zorundayız. Yani Hakan Kara'ya katılıyorum. Faiz arttırılmak durumunda muhtemelen arttırmayacaklar ama inşallah artırırlar. Ve kuru da artık bırakmak zorundalar. Burada yurt dışında yaptıkları görüşmelerin de arka planında ne var? Onlarla tartışıyorlar. Bu da belirleyici. Belki bu yüzden süre daha böyle izleyebiliriz. Sadece ayaklarına ineyim biraz. Mesela konut. 2019'dan bu yana fiyat artışı ilk kez enflasyonun altında kalmış. Müteahhitler eylemde, çimento fiyatları uçuyor. Beton ekonomisinin çöküşü diyorduk. Bu da enkazı galiba. Yüzleşmeye başladık mı? Yüzleşmeye başladık çünkü biliyorsunuz bizim ekonomik modelimiz hep büyüme üzerinden kurgulandı ama büyüme de hep hormonluydu. İthalat ve inşaat iki bacaklı. Katma değerli ihracat yapacak, sanayi geliştirecek hamleler çok sınırlı kaldı bu 22 yıllık dönemde. Dolayısıyla enflasyonist yapı içerisinde ucuz kredilerin verildiği dönemlerle birlikte bu talebin de artmasıyla çok hızlı bir şekilde biliyorsunuz konut fiyatları yukarı gitmişti. Ama öyle bir noktaya geldi ki konutu alabilecek kesim yok artık. Beyaz yaka da konut alamıyor. Sonuç itibariyle alamıyorsanız ne oluyor? Satamıyorsunuz. Elinde konut stoğu olan müteahhitler, inşaat firmaları bunları tüketebilecek durumda değil. Çünkü faizler yüksek. Konut kredisi, ipotekli konut satışlarına baktığımız zaman sürekli düşüş trendinde. İpotekli de, konutu da kim alır? Daha çok ihtiyacı olan, işte maaşlı çalışan, beyaz yakalı çalışan insanlar alırlar. Bunu da alabilecek durumda değiller. Şu anda sadece ve sadece elinde nakdi olan, peşin alabilecek gücü olan insanlar konut ihtiyacı varsa alır veya yatırım yapacaksa alır. O da zaten gidip masaya parayı koyduğu zaman istediği fiyattan alabilecek durumdadır. Ve paradoks şurada, inşaat maliyetleri artmaya devam ediyor ama konut fiyat artışları enflasyonun altında kalıyor. Burada reel sektörün özellikle inşaat bacağı için ciddi sıkıntılar önümüzde gibi duruyor. Daha önce zaten aslına bakarsanız, yıllardır, uzun süredir benim bankacı olduğum dönemden beri, 2015-2016'dan beri bu sektör hep böyle kredilerle yüzdürülen, zaman zaman böyle parasal genişlemeyle ayakta tutulan ciddi borçlu bir sektördür. Ve çok fazla projeye girer bu tarz firmalar. Ama böyle sıkılaşmanın olduğu, faizlerin arttığı, alım gücünün düştüğü dönemlerde de ciddi problemler yaşarlar. Ve biz bazı inşaat firmalarının özellikle ciddi mali sıkıntılara düştüğünü görebiliriz önümüzdeki süreçte. Bu bankacılık sektörü açısından da risk yaratıyor. Çünkü kredi yöneticilerinin sıkıntıya gireceği anlamına geliyor. Aynı zamanda biliyorsunuz işsizlik tarafı açısından da bu önemli. İnşaat sektörü birçok alana hitap eden, birçok sektörü besleyen bir sektör. Orada bir daralma, oradaki firmaların sıkıntıya girmesi hem inşaat firmalarının kendi istihdamlarını azaltacağı gibi hem de beraber çalıştığı, etrafında etkilediği sektörlerdeki firmaların da durumunu etkileyecektir. Ya bu sıkılaşma döngüsü biraz demeyeyim, bayağı can acıtıcı olacak. Her kesim için ama sonuç itibariyle dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Firmaların evet spesifik olarak sıkıntı yaşayacağı süreçleri yaşayacağız ama hep çalışan kesime olacak. Yani işsizlik artacak bu şekilde insanların alım gücü zaten düşüyor veya çalışanlar istedikleri gibi ücret artışları alamayacaklar. Yani işim olduğuna dua ediyorum noktasına getirilecek insanlar gelecek. Bu süreç maalesef sıkıntılı. Şu an uygulanan politikaları biliyorsunuz. Ne demişti Mehmet Şimşek? 2023 yılında vergi ve ücretler tarafını düzenledik. Şimdi de harcamalar tarafını düzenleyeceğiz. Evet. Kamu harcamaları da sınırlandırılacak. O yapılmak zorunda zaten. Eğer dışarıdan bir kaynak sağlamak istiyorsanız adı IMF olur ya da başka bir şey olur. Bir para verecekse birileri size o paranın nereye harcanacağını bilmek ister. Yani harur parmağı savrulmayacağını bilmek ister. Dolayısıyla bu elzem bir durum. Yapmak zorundalar. Ama günün sonunda
enflasyon kısa sürede düşmeyecek maalesef. Keşke düşebileceğini söylesek. Keşke öyle bir durum fotoğraf ortaya koyabilsek. Ücretler istediği gibi artmayacak. Yani vatandaş bugüne kadar bu yanlış politikaların altında ezildi. Bundan sonra da daha çok ezilecek kesim yine çalışan ve ücretli kesim olacak gibi görünüyor. Ocağa kadar zam ihtimali bugün, yok değil mi Emre Bey? Ara zam. Zaten Bakan Işıkhan bunu taca attı zaten. Asgari ücrette de yok. Emekliye de zaten olması gerektiği gibi. İşte enflasyon farkı. Onun dışında seyyanen zam da yok. Ne sorulsa yok dedi. Bundan geri adım atılmayacaktır. Sizin de beklentiniz bu galiba. Yani Bakan Işıkhan böyle söyledi. Daha önce reel sektör temsilcileri bize böyle söylendiği için bütçelerimizi buna göre yaptık. Projeksiyonlarımızı buna göre yaptık dedi. Ama bu kur seviyesi önemli. Buralarda daha ekstrem bir şey olursa şu an baskılanıyor. Mecbur, toplum baskısıyla belki mecbur kalınabilir. O taraf ayrı bir durum ama görüntü de sizin dediğiniz gibi şu an öyle bir tablo yok önümüzde. Ama yani şu da görülmeli. Ücretli kesime yapılacak maaş artışları ve bir iyileştirmeler özellikle emekli tarafında falan bunlar enflasyon yaratmıyor artık. Yaratmayacak. Başka sıkıntılar var. Kaynakların belirli kur seviyesi üzerinden ekonominin tarif edilmesi nedeniyle yanlış harcanması süreci var. KKM gibi bir problem var. Hala demokrasi kılıcı gibi orada duran. Yani buralara çözüm bulunması lazım. Bu kamuda tasarruf öyle basit bir şey değil. Anlamlı halde uygulanması gerekiyor. Başka alanlara aktarılan kaynakla burada zaten geçinmekte çok zorlanan, nefes almakta çok zorlanan kesimlere aslında aktarılmalı. Çünkü biz bir devletiz. Devlet dediğiniz organizasyon vatandaşı için vardır. Vatandaşı için oluşturulmuş bir organizasyondur. Sonuç itibariyle öncelikler göz ardı edilmemeli. İnsanlar yaşam mücadelesi veriyorsa başka yerlerden tasarruf edilerek bu taraflar ön plana alınmalı. Bu da insani ve vicdani boyutu. Sosyal devlet olmanın gereği de budur. Özellikle emekliler için bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Emre Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Bu haftanın manşetleri böyle. Yarın bakalım faiz kararı ile birlikte neler tetiklenecek hep birlikte aktaracağız efendim. Ekonomi